İtiraz: Allah'ın bize bu görüntüleri seyrettirmesinin amacı bizi imtihan etmektir. Fakat zaten bütün fiillerin yaratıcısı olan Allah neden böyle bir imtihan ortamı meydana getirmiştir? Cevap: Elbette ki insanların tavırlarının nasıl olduğunu görmek için Allah'ın onları denemeye ihtiyacı yoktur. Çünkü tüm olayları, zamanları ve mekanları yaratan Rabbimizdir. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Bizim için geçmiş ve gelecek olan tüm olaylar onun katında tek bir an içinde yaşanıp son bulmuştur. Ancak Allah yarattığı imtihan ve sebepler içinde insanların kendi tavırlarına şahit olmaları, neden cennete veya neden cehenneme gittiklerini bilmeleri için bizlere bunları yaşatmaktadır. Allah'ın dost olduğunu, sonsuz adaletli, merhametli ve şefkatli olduğunu bilen insan Allah'ın bu yaratışından razı olur. Allah bizlere kendi katında olup bitmiş olayları izlettirir. İnsana ise bunları kendi yapıyormuş hissini verir ve bu his içinde bize Kur'an aracılığıyla bildirdiği her şeyden sorumlu olduğumuzu haber verir. Bizim sorumluluğumuz Rabbimizin bize emrettiklerini yerine getirmektir. Bunun ötesini ise ancak Rabbimiz diler öğrenebiliriz. Bu sırrı ve hikmeti Allah dilerse bize dünyada ve ahirette gösterebilir veya hiçbir zaman göstermeyebilir. Allah'ın bir ayetinde bildirdiği gibi ''Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.'' dilediği kadarının dışında onun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. Her ne olursa olsun Allah bizim sahibimiz ve velimizdir. O halde bize düşen bize sonsuz nimetler bağışlayan Allah'a güvenmek, onun her yarattığından razı olmaktır. Bazı kimseler tarihte maddenin hakikati konusunu kavramışlar ancak Allah'a olan imanları ve Kur'an'ı kavrayışları zayıf olduğu için sapkın inançlar üretmişlerdir. Her şey nasılsa hayal. O zaman ibadetlere ne gerek var diyenler olmuştur. Bunlar son derece sapkın ve cahilce fikirlerdir. Her şeyin Allah'ın bize gösterdiği bir görüntü olduğu doğrudur. Ancak Allah'ın bizleri Kur'an'dan sorumlu tuttuğu da kesin bir gerçektir. Bizim yapmamız gereken Allah'ın emir ve yasaklarına büyük bir titizlikle uymaktır. Allah Kur'an'da insana ruh ile ilgili çok az bilgi verdiğini bildirir. Sonuç olarak Allah bu imtihan görüntüsünü bir amaçla yaratmıştır. Allah bu amacı ayetlerinde şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım andolsun biz sizi biraz korku, açlık, bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksitmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Bakara Suresi 155 Andolsun mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız bu emirleri olan azimdendir. Ali İmran Suresi 186 Bu imtihanın birçok hikmeti vardır. Bunlardan biri bizim denenmemiz ve buna göre sonsuz yaşamımızda nerede olacağımızın belirlenmesidir. Diğer bir hikmeti ise insanların kendi yaptıklarına hayatları boyunca şahit olmaları, ahlaklarını ahiret gününde Kur'an ahlakıyla kıyaslayıp neden cenneti veya neden cehennemi hak ettiklerini görmeleri olabilir. Ancak bunun doğrusunu Allah bilir. Biz ancak dua ile Allah'tan bize ilmini açmasını, göstermesini isteyebiliriz.